Açıkça zaten bu bir çözüm süreci değildir. Ben sadece bir el uzattım diyor ve ondan sonrası sonraki açıklaması da bana göre çok önemli. Bir koşul öne sürüyor. Yani terör örgütü silahlarını bırakacak, Öcalan buna ilişkin bir açıklama yapacak, örgütü ben tasfiye ediyorum açıklaması yapacak gibi bir aslında Devlet Bahçeli'nin bana göre bir ön koşulu var. Pınar Hanım'ın eleştirdiği noktayı ben de dile getirecektim. Çünkü Devlet Bahçeli bu açıklamasında DEM Parti'ye ilişkin son iki yılda özellikle o çok sert yaptığı PKK ve DEM Parti organik ilişkisine tekrar bir atıf yapmış oluyor. Ve Tuncer Bakıran da bunu kabul eder nitelikte. DEM Parti eş başkanı da o zaman tecidi kaldırın Sayın Öcalan bir açıklama yapsın şeklinde. O da aynı organik bağı kabul eder nitelikte bir açıklama ile karşılık veriyor. Ve sonra Oral Bey'in biraz önce okuduğu mektup karşımıza çıkıyor. Şimdi bütün bu örgütsel ağda bir kere her şeyden önce DEM Parti ve PKK arasındaki organik bağın bu şekilde kabul ediliyor olması, yani bir anlamda hani meşru bir zemine geliyor olması bence rahatsız edici. Bu bir kısmı bu işin, meselenin. Sonucunu ben çok merak ediyorum. Çünkü sona dönüp baktığımızda hani bu hani sliding doors gibi, yani keşke gerçekten burada hedef ne? Sonucu gördüğümüzde ben bunun eğer gerçekten anayasa süreci için bir araçsallaştırma durumu var ise ortada, olabilir bu siyaset. O zaman Sayın Bahçeli özellikle son iki sene o kullandığı sert dilin ve siyasetini oturttuğu o tüm zeminin ayaklarının altından kayıyor olması anlamına geliyor bu. Ve ben MHP tabanında bunun karşılığının iyi olmayacağını düşünürüm. Açıkçası aynı zamanda Cumhur İttifakı'nı da olumsuz etkileyeceğini düşünüyorum. O zaman araçsallaştırma ihtimali küçük diyorsun. Böyle bir şey. Küçük onları demiyorum. Eğer araçsallaştırma ise bunun Cumhur İttifakı tabanının tamamına olumsuz şekilde yansıyacağını, daha doğrusu tabandan gelen reaksiyonun olumsuz olacağını düşünüyorum. Çünkü DEM Parti ve PKK meselesi üzerinden ortaya konan söylem, seçim sürecinde, yerel seçimlerde kısmen dahil ama özellikle genel seçimler, beka sorunu olarak dile getirilen tüm sorunlarda PKK bir noktada var her zaman. Bunun üzerinden bir seçim süreci yürütülmüşken hemen yerel seçimler sonrasında ve anayasa meselesi gündeme geldiğinde eğer araçsallaştırılmış ise ben tabanın buna iyi bir karşılık vermeyeceğini düşünürüm açıkçası. Ama eğer öyle değilse gerçekten de göreceğiz bunu. Bunu yaşayacağız ve göreceğiz. Kürt vatandaşları, ben bir el uzattım diyor Sayın Bahçeli. Gerçekten Kürt vatandaşlarını kazanma amacı var ise bu da mümkün. Çünkü gerçekten bir beka sorunumuz var. İsrail'den kaynaklı da İsrail bir proxy güçtür görünüşte. Ama bunun arkasındaki bir konvansiyondan kaynaklı bir beka sorunu bugün Sayın Özgür Özel'in yaptığı gibi tamamen inkar etme yoluna bence biz gidemeyiz. Ama bunun büyüklüğü, küçüklüğü, yakınlığı, uzaklığı tartışılabilir. Ancak böyle bir sorun vardır ve içte safları sıkılaştırma, içte barış, İçte tüm halkların konsensusu amacıyla uzatılan bir el ise bence son derece önemli ve olumlu bir adımdır. Ama dediğim gibi yani sonucu bana göre çok şey değiştirecek Türk siyasetinde.